El-Vahdetu 1, ünite 1. El-Dersu Salisu, 3. ders. Es-Salisu, 3. demek. El-Esvatu, sesler. El-Daviletu, uzatan sesler. Uzun sesler. Uzatarak okunan sesler de diyebiliriz. 1. İstemi' dinle ilel-Esvati, sesleri. E'id ve tekrar et ha o sesleri. A ba ta tha ca ha ha da za ra za sa sha sa va ba va a ga sa ka ka la ma na ha ve ya. Şimdi burada ne olmuş? Burada olan şeyler arkadaşlar, evvela harflerin hemen yanlarına elifin bitiştiğini görmektesiniz. Örneğin bir tane B harfi var, yanında elif bitişmiş T harfi var, elif bitişmiş T var, elif bitişmiş Cim var, elif bitişmiş Nun var, elif bitişmiş, yani harflerin yanında elifler bitişmiş. Sadece ilk baştaki elif farklı değil mi? İlk harf buradaki elif, bir tane elif. Üstünde şöyle bir çizgi var. Bu da neyi gösteriyor? Elifi uzatarak oku demektir. Yani aslında iki tane elif vardı da biri gizli. Bu yüzden ona a diye uzatıyoruz. Diğerleri de uzatılıyor. Şimdi işlenen konu şu. Bir kural verelim. Kural şu. Vav, elif ve de ya. Bunları arkadaşlar med harfleri ediyoruz. Arapça olarak yazmak gerekirse med, Arapçada med diye yazılır ama Türkçede med değil de ne demek gerekir? Met, met harfleri. Tam olarak Türkçeleştirmek gerekirse uzatan harfler. Tamam, neymiş? Uzatan harfler. Vav, elif, ya, bunlar hareketsiz olurlarsa, hareke neydi? Feta, esre ve öteden oluşuyordu. Üstün, esre ve öteden oluşuyor. Bunlara ne diyoruz? Hareke. İşte vav, elif, ya. Üçü de yani. Herhangi birisi hareketsiz olursa ne yapar? Sağındaki harfi uzatır. Şunu biz eskiden B diye okuyorduk. Bu nedir? B. Kendisine elif bitişti. Ne olacak? Hala B mi diyeceğiz? Hayır. Ba. Ba değil. Ba. İşte T değil, ta, F değil, ta, uzatıyoruz. S değil, sa, nun değil veya ne değil, na, uzatıyoruz. Ne kadar uzatıyoruz? Bir elif miktarı diye adlandırılır. Yani yaklaşık bir saniye kadar uzatılır. Görüldüğü üzere her birine elif bitişmiş. Eliflerde hareke yok. Yani bu elifin fethası, esresi veya ötresi var mı? Yok. Öyleyse ne yapacak? Sağındaki harfi bir elif miktarı uzatacak. Şimdi aynı şeyi vav'dan göreceğiz. Hareketsiz vav var. O zaman ne yapar? Sağını uzatır. Daha aşağıda 3 numarada ise hareketsiz yağları görmektesiniz. Bunlar da sağındaki harfi uzatacak. Verdiğim kural buralarda geçerli. Örnek 1'de ne yaptılar? Üstünü, fethayı örneklediler. Örnek 2'deyiz şu anda. Burada da ne yapacak? Vav'ı. İlkinde elifi, ikincide vav'ı canlandıracaklar. İstemi'i ilel esvati ve e'idha. Sesleri dinle ve onları tekrar et. U, bu, tu, su, cu, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, şu, su.
Burada ne olmuş? Harflerin yanına, işte alfabedik harflerin yanına, işte elif olsun, ba olsun, ta olsun, her birinin yanına vav bitişmiş ve vavların hareketinin olmadığını görüyoruz. Bu yüzden ne yapıyor? Uzatıyor. U değil. U. Bu değil. Bu. Tu. Su. Cu. Uzatıyor değil mi? Su. Su. Su değil. Su. Vav olmasaydı mesela, o zaman su diyebilirdin ama hareketsiz olmayan bir vav olduğundan ne yapar? Sağındaki harfi uzatır. Peki bu hareketsiz olan vav olsun, yukarıda elif vardı, aşağıda da ya var. Bu hareketsiz olan harfler okunur mu? Okunmaz. Telaffuz edilmez. Yani ben burada u, vu yapmıyorum. Vav okumuyorum. Vav sadece neye yarıyor? Sağındaki harfi uzatmamıza yarıyor. Tek görevi bu yani. Hareketsiz olduğu esnada bu üç harfte vav olsun, elif olsun, ya olsun, bunlar harekesi yoksa okunmuyorlar. Sağındaki harfi uzatmaya yarıyorlar. Tabi harekesiz olan vav'ın hemen sağı ötreli okunuyor. Harekesiz olan elif'in hemen sağı üstünlü. Harekesiz olan ya'nın hemen sağı esreli olur. Böyle okunur. Olmasa bile. Bu yüzden ben buraya u diyorum. Yani bu hoca neden u diyor? Belki a yazıyor burada. Belki o yazıyor. O olabilir mi? Olamaz. Arapçada zaten o yok. Belki i olmaz. Neden? Vav var. Vav'ın sağı ötre olur. İşte yukarıda mesela elif vardı. Ben buraya direkt ne dedim? Ba dedim. Yani bizim ba harfimizi üstünle okudum. Oysa üstün yok burada. Veya sini sa diye okudum. Elif olduğundan dolayı elifin sağında ya göreceksin ya görmeyeceksin. Görsen de görmesen de ne vardır? Bir fetha vardır. Yani gizli veya aşikar. İşte burada nedir? Gizlidir. Gözükmüyor. Aşikar olsaydı nasıl olurdu? Bir tane sin, elif ve burada hareke olurdu mesela. Buradaki hareke sinindir ama elifin değildir. Yine sa diye okunurdu. Şa diye okunur. Demek ki elif ne yapar? Hareketsiz elif sağında kesinlikle fetha diğer adıyla üstün barındırır. Bu fethayı görsen de görmesen de vardır. Vav'da ise sağında kesinlikle ötre vardır. Görsen de görmesen de. Mesela şunu yazalım. Ne yazıyor? Su yazıyor. Hocam burada ötre nerede? Ötre gizli yani. Aslında ne var? Ötre var orada. Ama yazılmamış. Yazsan da yazmasan da var. Buraya girip mesela lam ve vav demiyoruz. Niye? Lu diyor okuyoruz. Çünkü vav'ın sağında ötre olur. 3. İstemiya ilel asvati ve a'idha. Sesleri dinle ve onları tekrar et. Şimdi ne diyeceğim? A diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Ya var. Ya'nın sağı ne olur? Esre olur. Elif'in sağı fetha olur. Vav'ın sağı ötre olur. O zaman ne diyeceksin? İ uzatarak. Bi ti fi ci. Tabi gelip ci o kadar uzatamazsın değil mi? Ci hi hı di zi ri zi. Türkçedeki z gibi keskin. Z z zi si şi sı. Neden? Sı ı ile okudum. Kalın harf. Vı dı vı i gı fi gı ki li mi ni hi vi. Tane ya var. Sol taraftaki sağındakini uzatıyor. 4. İstemi'i ilel asvati tavileti.
Uzun sesleri dinle ve eid ve tekrar et ha onları sümme sonra uktub ha onları yaz. A U İ B B B. Hareketsiz elif sağını A diye uzatır veya E diye. Hareketsiz vav sağını U diye uzatır. Hareketsiz ya sağını İ diye uzatır. Bu yüzden Ba diyorum mesela, Bi demiyorum. Neden? Elif'in sağı esre değil, fetha olur. Bu diyorum mesela, B demiyorum. Niye? Vav'ın sağı ötre olur. Bi Ta Tu Ti Sa Su Si. Düşünün, yan yana yazılmış olması karşılaştırma açısından oldukça önemli. Ca, cu, ci. Yani bu harfler hem uzatıyor hem de ne olarak uzattığı, a mı, i mi, u mu diye uzatıyor. Bu da önemli. Ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Da, du, di. Ve, zu, vi. Ra, ru, ri, za, zu, zi, sa, su, si, sha, shu, shi, sa, su, si, va, vu, vi, da, du, di. Va, vu, vi, a, ru, ri, ga, gu, ri, fa, fu, fi, ga, gu, bi, ka, ku, ki, la, lu, li, ma, nu, mi, na, nu, ni, ha, hu, hi, va, vu, vi, ya, yu, yi. Alıştırma 5. İstemeye dinle iler kelimati kelimeleri ve a'idha ve onları tekrar et. Sümme sonra urbut irtibatlandır. Beynel hufi harfler arasında irtibat kur, ilişki kur. Kef artı ta artı elif artı ba. Ne olur? Kitabun diye yazılır. Yazılışı böyle. Şimdi diğerlerine bakacağız. Bunun için Paint'imizi açalım. Ayn, elif, lam ve mim var. Alem. Hemen solda kef, ta, elif, ba var. Bunun için ne yapmamız gerekir? Tane kef, ta ve elif. Elif bitişmeyecek sol tarafıyla, bu yüzden ba. Daha sonra dal, fa, elif, ta ve ra. Alt satıra inelim. Alt satırda mim var. Yok, neredeyiz? Şuradayız değil mi? Evet. Böyle olmalı. Ardından lam ve ba geliyor. Fa var. Da harfimiz var. Da'dan sonra ya ve de ra var. Ardından cim, elif. Mim ve oradan ayna geçiş yapıyoruz. Daha sonra ha, elif. Lam ve de kaf var. En baştaki ha'ydı. Noktayı koyalım. Şimdi bir alt satıra ineceğiz. Bu bağlamda
Evet, mimle başlıyoruz. Mim, ardından dal, ya ve de ra olacak. Vav, soyla bitişmez. Fa, ya ve de kaf. Hamim bitişir. Mimden sonra ya var, o da bitişir. Ya'dan sonra bir mim daha var, o da bitişir. Tamam, bu böyle. Vav var. Ha ya dal. Ha ya de. Dal harfimiz. Tam olmadı. Ah, anca oldu. Bunu da böyle yazdık. Sonuncu satırdayız arkadaşlar. Bir tane sat ardından ba gelmiş. Sat ba ve de vav ve de ra. Ardından ayın ra'mız, elifimiz ve de ba'mız. Ardından ne gelmiş? Dal, vav, lam elif ve de ba. Lam elifi nasıl yazdım? Dikkat edin. Lam elif direkt bitişiyor. Ardından ya ile vav. Cim ve de dal. Cim ve de dal. Orası bitti. 6 istemiyen ileri kelimati kelimeleri dinle. Ve idha ve onları tekrar et. Sümme ardından ne yap? Va'n koy. Harekatiha onların hareketlerini koy. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Kitabu demiş. Diğerlerinin harekeleri var mı? Biz kendimiz mi kafamıza göre koyacağız? Onlar burada mıydı? Burada varlardı. Evet. Yukarıda yoktu herhalde. Tamam. Koyabiliriz yani. Hareke koymak diye bir şey yok. Defatiru. Defatiru. Fedirun. Fedirun. Camiatun. Camiatun. Tabi siz henüz iki öteye görmediğiniz için camiatu diyebilirsiniz. Fediru. Du la bu. Du la bu. Haliku. Vesiku. Müdiru. Hamimu. Vahidu. Dalibu. Azabu. Alimu. Alemu diye de okunabilir. Lama yani fethada este de vermek caizdir. Alimu. Yücedu. Saburu. Aslında burada ne diyebilirim? İşte defatir kelimesi hariç, yücedü de hariç. Bunun dışındakilerin her biri arkadaşlar sonuncu harfte iki ötre olur. Yani tenvin olur. Ama henüz o işlenmediğinden siz bildiğiniz şu bağdaki gibi tek ötreyi her birinin sonuna koyun yani. Bir demiş. Urbut beynel hurufi kema fil misali örnekte olduğu gibi harfler arasında bağlantı kur. İşte sin var, lam var, elif var, mim var. Birleştirirsen selam kelimesini elde edersin. Ardından işte şu harfler var. Bunlardan nasıl bir şey elde edebiliriz? Bir tane kaf yapalım. Ardından ra yapalım. Elif koyalım ve de nun. Bu şekilde yazılır. Hani kaf iki noktası olacak. Ra var. Burada tam olarak ne yazıyor? Kur'an. Burada Kur'an yazıyor arkadaşlar. Ben 3 nokta yaptım. 2 nokta şu yok yani. Kur'an yazıyor burada. Burada ne yazıyormuş? Bir tane ayn, bir tane ya, bir tane de dal var. Bu şekilde yazılacak. Hemen sağındakini yazmaya çalışalım. Bir tane sad ardından vav ve de mim. Satın kuyruğu az aşağı inecek.
alt satıra inelim. Mim, ha ve devamında bir mim daha ve dal. Buraya gelelim. Ha, devamında elif varmış. Lam ve de kaf. O da tamam. Alt satır. Sin, ba, ya ve de lam. Sin, ba, ya ve de lam. Daha solda ayn, lam, ya ve de kef var. Şu ya, yani iki nokta koyun siz. Ana satıra indik. Gayn, ra, ya ve de ba. Sol tarafa geçtik. Fa, kaf, ya ve de ra. İki demiş. Uktub, yaz. El hurufe, harfleri. Bir esvati tavileti, uzatan seslerle beraber yaz. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Sümme sonu ikra, oku. Ha, o yazdığın harfleri. Ha ne demek? O yazdığın harfleri oku. İşte neydi normalde? B yani. Bunu diyor. B'yi diyor. Uzatarak yazmak isterse ne yapman lazım? Elif koyman lazım. Ba. G. Bunun uzatılmış hali nasıl olur? Ya ile olur. G. Du. Bu nedir? Yani şu unutmayacağız arkadaşlar. Harfin üstünde harike varsa, yani fetha varsa elif ekle. Harfte esre varsa ya ekle. Harfte ötre varsa vav ekle demek istiyor. Tekrar edelim. Harfte fetha varsa ona elif ekle. Eklemiş zaten. Altında bir harike, yani esre varsa ya ekle. Eklemiş. Harfin ötresi varsa vav ekle. Onu da eklemiş zaten. Buna göre ra'ya ne eklemen lazım? Ya ekleyeceksin. Ra'ya bir tane ya ekle, bitsin bu iş. Ama bunu şu şekilde yapma yani. İşte ra yaptım, bir tane de ya yaptım, bitti. Ra soyla bitişmez ki. Ra yapacaksın, sonra ayrıca ya yapacaksın. Bu önemli bir nokta. Fa var. Fe ne yapacaksın? Elif koyacaksın buraya. Bitti, şurada elif olacak. Gu ne demek? Kafın bittiği yerde vav yap demek. Kafın yani sol tarafına vav bitiştir. Ku. Kef'ten sonra vav ekle. Ama kef bu durumda nasıl yazılacak değil mi? Kef'in yazılışı bu durumda önemli oluyor. Yani şöyle olacaktı. Ku. Le. Elif koy sonuna. Mi. Sonuna ya koy. Ni. Ya koy. Vav. Sadece vav koy. Vav böyle olacak. Tam olarak bitişmiyor. Çift vav. Y sonuna elif koyacaksın. Ve görünen o ki başka bir üniteye mi geldik? Evet. El-Vahdetu 2, ikinci ünite. Burada kalıyoruz.